Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Memiş Kütükçü'yü şimdi açış konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Kütükçü, buyurunuz. 7 yıl önce, yani 2014 yılında Konya'nın sektördeki ihracatı sadece 32 milyon 860 bin dolar iken bu yılın ilk 10 ayında 232 milyon 151 bin dolara ulaştı hamdolsun. Yani sektör ihracatını son 7 yılda 7 kattan fazla artırmayı başardı. Türkiye savunma sanayi ihracatından aldığımız pay 2014 yılında %1.9 iken bu dönemde 9.6'ya yükseldi. 2014 yılında savunma sanayi alanında en fazla ihracat yapan ilk 5 il içerisinde yer alır iken bugün Ankara, İstanbul ve Eskişehir'in ardından 4. il konumuna geldik. 3.'lüğü de zorluyoruz. Yine bizim sektördeki en motive edici hayallerimizden birisi Konya'mıza bir ana sanayi yatırımı kazandırmaktı. Hamdolsun ki şehir olarak bu hayalimizi de hep birlikte gerçekleştirdik. İlk 10 ayında 232 milyon dolar ihracatı aşmayı başardı. Makineden otomotiv endüstrisine, gıdadan ambalaj sanayine 80'in üzerinde sektörde üretim yapan Konya artık savunma ve havacılık sanayinde de önemli bir oyuncu. 10 sene önce, 20 sene önce bu bir yatırımcı bulabilmek için şehirde bütün herkes toplanıp gidip birisini ikna etmeye çalışıyordu. Biz bu arsalarımızı çıkardığımız zaman inşallah dolar diye beklerken 400 tane müracaat oldu. Yani 400 kişi 10 arsa için nitelikli bir fabrika yapmak üzere kuyrukta bekliyor. Bu da yatırım iştahının ne kadar yüksek olduğunun çok belirgin bir ifadesi. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Sayın Hasan Büyükdede'yi kürsüye davet ediyorum. Konuşmalarını yapmak üzere Sayın Büyükdede, buyurunuz. Savunma sanayisinde son 20 yılda çok büyük ilerlemeler kaydettik. Yerlilik oranımızı yaklaşık %20'lerden %80'lere çıkardık. İthalata bağımlı olduğumuz günlerden tasarlayan, üreten ve ihraç eden bir konuma geldik. Tedarikçisi olduğumuz ülkelerin bağımlı kılma politikalarının bir sonucu olan yaptırımlar, milli ve yerli savunma sanayi ilkesine önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu ilke kapsamında savunma sanayinde yapmış olduğumuz projeler meyvelerini vermeye başlamıştır. Konya ilimizdeki firmaların kendi ürünlerinin olması ya da kendi sektörlerine yönelik ekipman, makina, bilgi birikimi olmasından dolayı savunma sanayine alt yüklenici firma olmaları konusunda yoğun bir iş geliştirme çabası olduğunu gözetlemekteyiz. Konya sanayisinin savunma ve havacılık sektörüne giriş için tezgah parkı, personel bilgi altyapısı, kalite sistemleri, ölçüm kabiliyetleri, imalat teknikleri, profesyonel yönetim anlayışları ve kurumsal altyapıları açısından gerekli değişiklik ve yatırımları yaptığı açık bir şekilde görülmektedir. Göreve geldiğimizden bu yana her sene %5.2 oranında büyümeyi başaran sanayi üretimimiz sayesinde 2002'de 72 milyar TL olan sanayi üretimimizin ekonomik karşılığı değerli arkadaşlar bugün 13 kat artışla 1.1 trilyon TL'ye çıktı 2020 sonu itibariyle. 1.1 trilyon TL. TÜİK'in verilerine göre ise 2005 yılında 288 milyar TL olan sanayi ürünlerimizin üretim değeri 8 kat artışla 2.4 trilyon TL'ye ulaştı. Sanayi üretimimizin büyümeye katkısı 23 yılın en yüksek noktasına ulaştı ve ikinci çeyrekteki 21.7 büyümenin 7.5 puanı sanayi üretimimizden geldi. Ve inşallah üretmeye devam eden
siz değerli arkadaşlarımız sayesinde ihracata ve üretime dayalı büyüme trendimiz devam edecek.